manaya geliyor. Tefsir. Ancak genelde nahviler temiz tabirini kullanırlar. Yani ıslahta genelde temiz kullanılır. Bazen çok az mümeyyiz de belki geliyor. Ama genelde temiz kullanırlar. Evet. Bu temiz de mansub mamullerden birisidir. Bu temiz tıpkı hal gibi, o da daima nekire olması lazım. Ve yine temiz, hal, müstesna, mef'ul gibi fadladır. Yani kelamın rükünü değildir. Temizin şöyle bir özel durumu var. Onun amili camit isimlerdir. Genel itibariyle. Fiilin geldiği de oluyor. Ama genelde camit isimlerdir. Mesela andi rıtlun zeyten. Bu rıtlun zeyten misalinde zeyteni nasb eden amil rıtlundur. Tabi kanaatimce nahvilerin en zorlandıkları hususlardan birisi bu. Yani nahviler bakıyorlar ki ortada bir mamul var. Temiz. Bu mamul olduğuna göre ona bir amil bulmamız lazım. Tabi temiz fiildeki nispetten gelince amil kolaydır. O fiil onda amel eder. Onda fazla problem yok. Ama aşrune gibi, menevani gibi, rıtlun gibi yerlerde gelen temize amil bulma noktasında nahviler çok zorlandılar, zorlanıyorlar. Ve bunun için şöyle diyorlar, işte bu rıtlun tenvinle tamamlanmıştır, fiile benzemiştir, amel etmiştir vesaire. Yalnız bunların hepsi nahvdeki amil mantığı açısından çok zorlama şeylerdir. Ama başka çareleri de yoktur. Yani çünkü ismin amel edebilmesi için veya bir kelimenin amel edebilmesi için ya harf olacak, bazı harfler, veya fiil olacak ve fiilin manasını taşıyan isim olacak. Bu temizi nasip eden isimler hiçbirisinin altına ne yazık ki girmiyor. Nahviler böyle bir çaresizlik içerisinde tutmuşlar. İşte bazı yorumlar getirmişler ve demişler ki o camit isimler temizle amel ediyor. Evet. İsmin bi ma'nemin mubinun nekira yunsabu temyizen bima kad fessara. Evet. Diyor ismin, o isim ki bi ma'nemin. Minin manasını, minin manası neydi gençler? Yeni cinsiydi. Tebyin, evet. Beyan yani. O menin manası, yani tebyin anlamını taşıyan bir isim. Mubinun o açıklıyor. Neyi açıklıyor? Kendisinden önceki ismin mümeyyizi açıklıyor. Zaten işaret söylüyor. Neyi açıklıyor? İbhamil ismi, bir mübhem ismin ibhamını açıklıyor. Yani ibhamını gideriyor. Mesela siz rıtlun dediğince rıtl mübhemdir. Bu bir su rıtlı mıdır? Bal mıdır? Yağ mıdır? Ne olduğu belli değil. Siz mesela rıtlun aselen dediniz mi? O aselenle temizle o rıtlının nesini, ibhamını kaldırmış oldunuz. Ev nisbeti veya ismin nisbeti. Yani fiil isme nispet ediliyor. O nisbette bir ibham var. Temiz geliyor, o ibhamını yapmış oluyor, kaldırmış oluyor. Mesela arkadaşlar, siz düşünün, şöyle dediniz.
Aliyun. Ali hoşnut oldu. Tabi Arapçada Taba Aliyun dediğinizde bu pek net değil. Yani Ali hangi yönden hoşnut oldu? Onun bir yönünün, hoşnutluk yönünün bilinmesi lazım. İşte o mühemdir. Siz Taba Aliyun mesela nefsen, eben, daran böyle bir şey getirdiğinizde onunla o nispetteki temizi açıklamış, o nispetteki ibhamı daha doğrusu açıklamış oluyorsunuz. Evet, demek ki min anlamını taşıyan ve açıklayıcı olan ve nekiratun ve nekira olan işte bu vasıfları taşıyan isim yunsabu temizen temiz olmak üzere ne olur? Mansup olur. Feharaca bil kaydil evveli bi mana min deyince el halu. Hal çıktı. Çünkü hal minin anlamını yani tebiyeni ne yapmıyor? Açıklamıyor diyor. Aslında onda da açıklama var ama mutlak açıklama değil. Yani o da biz dedik ma yubeyyinu heyyetel faali evul mef'ulü bihi. Halde de o var yani. Ama temizin beyanı faal ve mef'ul ile mukayyet değil. Yani dolayısıyla şareh burayı açıklaması lazım diyor ama yapmamış. Ve bi'l-sani evet İkincisiyle yani mubinun ismin bir mana min anlamını taşıyan bir isim ve mubinun mubin deyince ne çıkıyor? İsmu la. La'nın ismi çıkıyor. Mesela. La mala leke. İşte. O la mala o bir şey açıklamıyor. Dolayısıyla o da temizin tarifinin dışına çıktı. Evet. Bu arada bir şey atlamadın mı? Sayfaya atlamışsın Daran. Yok hocam. Doğru. Hani bir daha geç geri git. Ya. Böyle olmaz ki yani. Onun makabliyle bir münasebeti olmuyor. Bizdeki nuskada aynı. Ben kitaptan takip ediyorum. Aynıdır. Ve bir sani ismullah ve nahvu estağfirullah ben. O bir sani ismu la ve nahu. Ha, bu da çıkıyor. Tamam. Ne estağfirullah ben lestu muhsihi. Rabbel ibadi ileyhil vecuhu vel amelu. Evet. Yani demek ki estağfirullah zemben o zemben yani o da min zembindir değil mi? O yönüyle birinci kayıtla tarifin altında kalıyor ama mubinun ile demek ki çıkıyor. Evet. Estağfirullah zemben lestu muhsihi Rabbel ibadi ileyhil vecu vel amelu. Allah'tan mağfiret dilerim. Neden mağfiret dilerim? Min zembin. Yani bir günahtan. Ki lestu muhsihi. O günahlar o kadar çoktur ki onları sayamıyorum. O kadar çok olan günahlarımdan Allah'tan mağfiret diliyorum. O Allah ki Rabbel ibadi. Bütün kulların Rabbidir. İleyhil vecu vel amelu. Teveccüh de onadır. Yani insanların yönelişi de onadır. Vel amelu. İnsanların ameli de yaptıkları salih amel de onadır. İşte zemben orada demek ki bu estağfirullah min zembin umminin anlamını taşıyor. Ama mübin değil. Tabi mübin olmayınca zem şeyle mübinle
bu zemmen çıktı. وَقَدْ يَعْتِ تَمِيزُ غَيْرَ مُبَيِّنٍ. Ancak temiz de bazen diyor geliyor fakat mübeyyin değil bazı yerlerde. فَيُعَدُّ مُؤَكِّدًا. O zaman temizi tekidi sayılır. Mesela ne gibi? اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَ عَشَرًا. Ayların sayısı Allah katında 12'dir dediniz mi? Zaten 12'nin ay olduğu anlaşılıyor. Kelamın cümlenin kuruluşundan. Dolayısıyla o şehren neyi kaldırmıyor? Bir ibhamı kaldırmıyor. Mubin değil. Bu gibi yerlerde nasıl sayılır? Temiz müekkit sayılır. Evet. Nasıl ki hal tekit için geliyordu hali müekkide. Buradaki temizde müekkit. Evet. Tabii bu gibi durumlarda şöyle deriz. Musannefin tarifi el-amurul agrab itibariyledir. Yani ahir ekseriyeti mubindir. O açıdan mubinun demiştir. Vukadiyyeti ile marifeti. Bazen temiz marifet sırasıyla gelir. Nahu vatibte nefse ya qaysu an amrin. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. diyor, رأيتك seni gördüm. لما أن عرفت وجوهنا. Sen bizim vücuh burada arkadaşlar ileri gelenler anlamındadır. Yüzler anlamında değil. Sen bizim ileri gelenlerimizi tanıyınca sadatta yüz çevirdin. Vatibten nefse ya Kays an amirin ve ey amir şey ey Kays. Ey Kays senin nefsin seni hoşnut oldu. Hangi açıdan an amirin? Amirin öldürülmesinden dolayı nefsinin hoşnut olduğunu gördü. İşte burada en nefse temizdir. Marife şeklinde gelmiş ama o marife değil. Yani elfem zait kabul edilir. Çünkü temiz nekire olması lazım. Marife olmaz. Dolayısıyla böyle gelince ha nasıl ki hatırlarsanız halde de öyleydi. Mesela marife gelen haller vardı. Ra'eytuke vahdeke veya ve arselahel irake. Bu gibi yerlerde ne diyorduk? Diyorduk ki o nekireyle müevveldir. İşte bu da öyle. Burada elfem zait kabul ediliyor. Tabii bu nahvilerin sıkışıp da böyle cevapsız kalmasın diye verdikleri cevaptı. Yoksa yani elfem niye zait olsun ki? Yani adam sorabilir yani. Sonra mesela yukarıda da epey böyle sıkıntılı şeyler vardı. Oralara girmedim. Peki. فَيُعْتَقَدُ تَنْكِيلُهُ مَعْنًا. Dolayısıyla bunun nekile olduğu, mana nekile olduğu düşünülür. Yani elifler zaid ve nekile olduğuna inanılır. Ta ki bizim temyizin nekile oluşu yönündeki kaidemiz bozulmasın. Yani tabii nahviler şöyle diyebilirsiniz. O zaman niye madem marife gelen vardı o zaman niye temizli nekireli şart koştular ki? Ona cevabın deriz ki nekire gelen çok azdır. Çok nadirdir. Böyle nadir olunca o nüdretten dolayı kaidelerini o nadire göre kaidelerini dizayn etmediler. Amul Arab'a göre, Amul Arab'a göre kaideyi dizayn edince dediler ki nekire, şey temiz nekire olması gerekir. Ve nasbuhu, temizin nasbı neyledir? Yani temizin amiri
Bima kad fessarahu fi tefsiril ismi. Temyiz isimden gelince, mesela indi menevani semnen, indi eşrune dirhemen, indi radlun zeyten, bu gibi temyiz isimden geldiği yerlerde ne diyorlar? Diyorlar ki temyiz o isimle mansuptur. Evet. O da o isimde, yani temyizi nasb eden isim. Ya tenvinle tam olan isimde rutun gibi, ya tesniye nunuyla menevani gibi, ya şubhi ceme nunuyla aşruna gibi ve idafeyle mil'uhu gibi. İşte bu dört isim türü camit oldukları halde temyizi nasb ediyorlar. Normalde bu camit ismin bu temyizi nasb etmesinin amillik mantığı içerisinde hiçbir mantığı yok. Ama demin ifade ettiğim gibi nahviler sıkıştıkları için, çünkü başka amel edecek bir düzgün bir şey bulamıyorlar. Ondan dolayı demişler ki bu dört isim bunları bir yönüyle fiile benziyorlar. Mesela nasıl ki fiil faaliyle tamamlanıyorsa, bu isimler de mesela rutlun tenvinle tamamlanmış. Menevani tesnenunu ile tamamlanmış. Şununa şübecemenunu ile tamamlanmış ve mil'uhu da ilafe ile tamamlanmış. Böylece fiile benzemişler ve amel edebilmişler. Ama o tamlamayı biraz deşerseniz epey böyle offside'de kalırsınız. Fakat çaresiz olunca ad-darurâtu tubihul mahzurât diyoruz. Peki. Ve bil müsnedi min fe'li evşimi fi tefsirin nisbeti. Şayet temiz nisbetten gelirse o temiz amiri fiil veya şubi fiildir. Bunda problem yok. Evet. Mesela tâbe zeydun ebe veya a'cebeni tıybuhu dâren. Tıybuhu dârda amel etmiş, çünkü mastardır, problem yok. Hâza, yani huz hâza, bu hâza ile ilgili hâza ve kela, bu bir müelliflerin kullandığı bir üsluptur. Tabi bu üslupta hazanın i'rabı için birkaç ihtimal söylemişler. Ya demişler haza mahzun bir fiilin mef'ul bihisidir. Yani huz hâza. Veya haza mübtedadır. Haberi mahzuftur. Yani haza hakkun. Veya haza mahzun bir fiilin faalidir. Madâ hâza. Ama kanaatimce en uygun olanı birincisidir. Huz hâza. Yani bu buraya kadar anlattığımız malumatı al ve vel ism, şu malumatı da al. Hatta bazıları da şöyle demişler hâzâ kendi başına cümledir. Yani bir şeyin takdirine gerek yok. Çünkü ha ismi fiildir. İsmi fiil. Tut, al anlamındadır. Zâda ona mef'ul bihidir. Ve o zaman bir şeyin takdirine gerek yoktur. وَالْاِسْمُ الْمُبْهَمُ الَّذ۪ي يُفَسِّرُهُ التَّمِيزُ. Temyizin tefsir ettiği mübhem isim, ki bu mübhem isim ismi şey temyizi nasb ediyor, o arbaatu eşya, dört şeydir. Bir el-adedu, adet. Mesela ki ahada aşara kevkeben. Siz diyorsunuz ki Yusuf suresinde geçiyor. İnni ra'aytu ahada aşara kevkeben. Yusuf aleyhisselam babasının rüyasını anlatırken ben diyor 11 yıldız gördüm. Kevkep klasik kaynaklarımızda yıldız olarak tefsir ederler. Ama modern dönemde kevkebi
genelde gezegenle tefsir ediyorlar. Evet, işte Ahad-ı Aşara bir isimdir, mübhem bir isimdir. Bu kevkeben onu ne yapmıştır? Temiz etmiştir. وَلَا يَجُوزُ جَرُّ تَمِيزِهِ. Bu sayının temizini mecrur etmek caiz değil. Tabi bu ifadesi şeyin, siz söyleyin bunu, şey, Suyuti'nin rahimahullah bu ifadesi pek biraz sıkıntılıdır. Çünkü el adedi mutlak zikretti. Halbuki siz adedi mutlak zikredince 3 ile 10 arası da girer, mi'et ve elf de girer. Halbuki hem mi'et elfin hem 3 ile 10 arasındaki sayıların adedi mecrur geliyor. Şey, temizleri mecrur geliyor. Endi felâfetu kutubin. Bu nedenle bu el adedu ifadesini mutlak bırakması sıkıntılıdır. Allahümme şöyle desek, el adedu lezî ki ahada aşara, yani ahada aşar gibi, yani murakkep adet, ama yine sıkıntılıdır. Şayet temyizi, şey, affan, misali, efendime söyleyeyim, adedin devamı saysak, yine sıkıntılıdır. Çünkü şuruna girmiyor o zaman. Yani her halükarda Suyuti'nin bu ifadesi sıkıntılıdır. El-ahadu ke-ahadu aşar kevkeben ve la yecuzu cerru temizihi. Yani bu sıkıntılıdır. Evet. Yani burada temyizi mecrur gelmeyen sayılar mutlak sayı değil. Belki bir murakkep sayılardır. Murakkep sayılar. İki, okudu semaniye. Okudu semaniye dediğimiz eşruna, selasuna, erbauna, kımsuna, tisuna kadar. Bunların zaten temizi nasip eden bunlardır. Ve bunların adede, şey, bu adetlerin temize idafe edip temizi cer etmek caiz değildir diyorlar. Doğru. Evet. Vel miktar, bir de yüz ölçümü. Yani miktar belirleyen, daha doğrusu miktar belirleyen, ki yüz ölçümü belirleyen. Yani bu ifade de biraz sıkıntılıdır. Çünkü miktar deyince keyl de altına girer, vezin de, onlar da miktardır. Ama mesela ha ve huve mesahatun, tamam. Şimdi doğru. Ben şey görmemiştim. Tamam. Yani miktarı mutlak almış. Tamam. Ve huve diyor miktar ya mesahattır. Yani yüz ölçümü. Mesela metre gibi, şibir gibi, zira gibi. Mesela şibirin arda. Veya o miktar belirleyen keyl. Keyl, kabla ölçmeye keyl denir. Mesela eskiden köylerde ölçek vardı. Onunla ölçüyorlardı. Ona kel denir. Lahu kafizun burra. Kafiz. O eski dönemde bir ölçü birimi. Ve vezn ve vezn, evet. Vezn nahu menevani menevini asene ve tamra. Yani andi menevani mesela desen menevani nedir? Vezindir. Yine klasik dönem vezindir. Mesela bugün andi kiluani. Aselen ve tamra. Evet. Bunlar miktar belirleyendi. Mesaha, keyl, vezin. Ve ma yuşabihul miktara. Miktara benzeyenler de temizi nasip ederler. Nehu miskale zarratin hayren yara. Zerre kadar. Miskal, miktar anlamında, yani o şu manada miktar değil, yani mesahat gibi, keyl gibi, vezin gibi belli bir kaderi vermiyor. Belli bir şeyin miktarını vermiyor. Onun için onu miktardan saymadı, ona ne yap, benzer saydı. Evet. Hayran işte miskale zerratından temizdir.
ve far'u temyizi veya temyizin far'ı. Yani temizden yapılmışsa yine temiz ondan gelir. Mesela hatemun hadiden. Bakınız, hatem haditten yapılmaktadır. Dolayısıyla mümeyyiz temyizin farkıdır. Onu nasip etmişti. Evet. Ve ba'de zi ve şibihe cruhu ila adavtaha kemuddi ve hintatin gila ve ba'de zi selâsetin mezkûreti fil beyti. Beytte zikir edilen bu üç şeyden sonra bu ve nahviha ve bunlar gibi kellezî zekertû ba'du mesela benim diyor şerhte zikir ettiğim bu üçünden sonra ucruruhu temizi mecrur et ile adaftaha o mümeyyezi temize idafe ettiğin zaman o zaman o temizi ne yapabilirsiniz? Cer edebilirsiniz. Mesela miktar idafe ediliyor. Mesela o şey bazı şey evet hani biraz yukarıya çık. Evet. Mesela ade şey miktar idafe edilebiliyor. Miktara benzeyen idafe edilebiliyor. Buradaki ifadesine göre ve temizin farı da mesela hatemu hadidin diyebilirsiniz idafe edilebiliyor. Evet. Sadece adedin bir kısmı idafe edilmiyor. Mesela kemuddu hintatın gıda 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 gıdaen maksurudur. Darurat-ı nazm için. Yani bir avuç buğday. Bir avuç buğday. Yani aslı muddun hintaten. Muddun hintatendi. Hintaten mudden temyizdi. Ama ne yaptık? O keyl babına giren. Bu mud keyle girer. O muddu ne yaptık? Keyl babından kader belirleyen bu miktar isim muddi temize idafe ettik ve temiz mecrur oldu. Ve وَلَا تُحَقِّلُ ظُلَامَةً وَلَوْ شِبْرَ اَرْضٍ Zulamet zulüm anlamında sen diyor zulmü az görme. وَلَوْ ki birisinden gasp ettiğin bir karış toprak bile olsa. Yani diyelim ki bir arsa. Önce bir arsanın yanında bir karış toprak az bir şeydir. Yani bir şey ifade etmez. Ama böyle de olsa yine hiçbir zulmü bir insanın hakkına geçmeyi hakir görme. Yani burada وَلَيْوْ شِبْرِ اَرْضٍ قِلَّتْتَنْ kinayedir. Azlıktan kinayedir. Yani karşı tarafa yapacağın zulüm, haksızlık ne kadar az olursa olsun yapma. İşte burada şibre mümeyyizdir. Temyizi olan arda ilave edilmiştir. Temiz mecrur olmuştur. Hocam bu söz hadis midir? Efendim? Hadis midir hocam bu? Yani hadisin lafzına benziyor. Tam hadis bu sıgayla mı gelmiştir? Ondan tam emin değilim. Ama manası hadisin lafzına hadise benziyor. Evet. Peki ve yecuzu eyza cerruhu bimin temizimin lafzıyla cer etmek mümkündür. Kema seyzkuruhu nitekim İleride onu zikredecektir. Yani bazı temizler minne de cer edilebilir. Ve varafuhu alel bedeli bazıları mümeyyezden bedel olmak üzere rafede olabilir. Aslında
وَرَفْعُ عَلَى الْبَدَلِ bu ifadeden ziyade bu ifade biraz yetersiz oluyor. Çünkü bu ifadeden şu anlaşılıyor da demek ki daima bedeliyet rafta caizdir. Veya sanki bedelin i'rabi daima rafmış gibi bir şey anlaşılabiliyor. Halbuki öyle bir durum yok. Onun için وَتَبَعِيَّتُهُ عَلَى الْبَدَلِ deseydi çok daha uygun olurdu kanaatindeyim. Yani temiz, mümeyyeze tabi olarak bedel de gelebilir. Evet. Ha, o mümeyyezin i'rabı rafsa bedel de marfu olur. Bedel olan temiz de marfu olur. O i'rabı nasbsa o da nasb, cerse o da cer. Peki. وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا اُضِيْفَ وَجَبَ اِنْ كَانَ مِثْلَ الْاَرْضِ ذَهَبًا diyor. وَالنَّصْبُ لِلْتَمِيزِ الْوَاقِي بَعْدَ مُهَمٍ اُضِيْفَ اِلَى غَيْرِهِ başkasına idafe edilen bir mübhemden sonra. Yani kısaca mudaf bir isimden gelen temyizin nasbi vaciptir. Mesela mil'uhu aselen. Mil zaten ha'ya idafe edilmiştir. Ve andi mil'ul inâi deyin. Andi mil'ul inâi aselen. Kalp dolusu bal var yanımda. Mil zaten el inâ'a idafe edilmiştir. E o idafe edilen bir ismi tekrar başka bir şey idafe etmemiz mümkün değildir. Onun için diyor mudaf olan mümeyyezden sonra gelen temyizin nasbi vaciptir. Çünkü o mudaf bir kere idafe edilmişse ikinci kez idafe edilemez. Eğer tabi inkâne mislimi lil ardı zâhebe yani inkânel mümeyyizu la yughni anil mudafi ileyhi. Eğer temyiz mudafi ileyhiden istigna etmiyorsa mesela burada mil'ul ardı zehebe temyiz zeheptir. Ve bu temyiz arttan istigna etmez. Çünkü ibhamı kaldırmaz. Siz yerin dolusu dediniz, yerin dolusu ne? Bakınız. İbhamı kaldırmıyor. Onun için temyiz mudafu ileyhiden istigna etmediği için efendime söyleyeyim burada bu temyizi behemahal mansup olarak getirmemiz gerekir. Onu cer edemeyiz. Fe in agna eğer temyiz mudafu ileyhiye ihtiyaç bırakmıyorsa mesela huve eşca'un nasi raculen o insan o insanların en cesaretlisidir racul olarak ve raculiyet açısından. İşte burada raculen mudaftan gelmiş bir temyizdir. Temyiz olan racul mudafu ileyhiden istigna edebiliyor. Eşcehu racun dediğinizde de mesele anlaşılıyor. Dolayısıyla burada siz o mümeyyez olan eşcayı nasedil temyize racule idafe edebilirsiniz. Cazel celbu fetekuluhu eşcehu raculin. Evet. Peki. Burada dursak caiz mi? Can dost nasılsın can dost? İyiyim hocam, siz nasılsınız?